Manşete hoş geldiniz. Bir taş attık koca duvar döküldü. Birazdan bu KC'yi neden yazdım onu anlatacağım ve alıntıladığım yeri de göstereceğim. Ama ondan önce dikkat çekmemiz gereken bazı konular var. Ben Türkiye'de yaşanan her şeyi birebir alıp inceliyor buraya getiriyor değilim. Yani diyelim ki bedelli askerlikte bakaya kalanlar ne olacak? Yani o konu ilgili, ilgili olanlar takip ederler. Ya da işte efendim biri yazmış ayranı 28 liraya içtim bilemiyorum yani şu uzaktayım 6 yıldır da yokum ve her şeyin fiyatı 2'ye 3'e katlanırken ayranın 28 lira olması çok fahiş bir fiyat mıdır pahalı bir fiyat mıdır normal midir bilmiyorum bunu kritik edecek argümanlar elimde yok bir kere o toplumun içinde de yaşamıyorum haliyle bir takım bazı bu konuları bu tür konuları zaten zararsız alandır bunlar Türkiye'deki muhalifemsi gazetecilere bırakıyorum ama onun dışında bazı önemli ...deve dişi gibi konuların da altına çizmek gerekiyor. Bir tanesi de şu ki özellikle... ...pazartesi gününe damgasını vuran konu. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri... ...lisans eğitimi için aldığım 40 bin, 41 bin TL kredinin geri ödemesi... ...istenen bu miktar şaka olmalı falan gibi bir tweet'i alıntılayıp... ...gençlere seslendi ve... E, ...faizli kredi borçlarını ödemeyin dedi. Ve söz veriyorum bir sene içinde iktidara geliyoruz... Sadece ana parayı sizden isteyeceğiz dedi. Son derece etkili bir şeydi. İşte bunun da gelmesi lazım muhalefetin. Böyle bir şey olabilir mi kalıbından çıkıp bu tarz ses getiren çıkışlar yapması lazım. Ve ses geldi zaten. Yeni Şafak'ın bugünkü manşetini getirdim ekrana. KYK'da beklenen müjdeyi kim verdi? Erdoğan verdi. Ama kime yazdı bu olay? Elbette Kılıçdaroğlu'na yazdı. Nereden bakarsanız bakın durum bu. Ve Kılıçdaroğlu devamla emeklilikte yaşa takılanlar konusu da yükleniyor dedi. Loading geliyor yani orada. Ki bu tweet atıldığında 8-10 saat geçmişti ben bu kepsi aldığımda 18.000 kere RT'lenmiş 148 bin kere de like'lanmıştı yani bu. Birisi demiş ki AK Parti'ye transfer oldun sanırım. Öbürü de ona kapak yapmış. Ona göre mi yalayacaksın diyor. Evet. Hem de öyle deyince şimdi Atilla Yayla var. Yani akademik ünvanının bir önemi yok. Bu e, vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi borçlarını ödemeyin biz bir sene içerisinde iktidara geliyoruz faizi sileceğiz sadece ana parayı talep edeceğiz tweetini alıntılayıp bu tweet aleni şekilde suça tahrik kapsamına girmez mi diye yazdı. Pek çok yandaş da bunun arkasından böyle gitti ama ne oldu senin reisin Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadini hayata geçirdi ve o hükümete saraya değil Kılıçdaroğlu'na yazdı. Bu işler böyleyken böyle. Şimdi bana bu bir, taş attık koca duvar döküldü. KJ'sini yazdıran konuya. Bu 15 Temmuz belge şey 15 Temmuz'un yıl döneminde 6. yıl döneminde mavi otobüs belgeselinin ile ilgili askeri öğrenci komitesinden birinin bir harbiyelinin bir kolajı. Orada işte Boğaz Köprüsü'ndeki cihatçılar mavi otobüs görülüyor. Boğazı kesilen insanlar falan görülüyor. Enteresan son derece acı dram yüklü bir konu. Bununla ilgili olarak İsmail Saymaz bir dizi tweet attı. Askeri Öğrenci Komitesi'nin hazırladığı Mavi Otobüs belgeselini izlediğini, özellikle Boğaziçi Köprüsü'nde ve Orhanlı gişelerinde ateş eden öğrencilerden neden söz edilmediğini söyledi. Ve e, belgeselde konuşanlar ateş etmemiş, suçsuz olabilirler ama dedi, işlerinden bazıları Boğaziçi Köprüsü'nde ve Orhanlı gişelerinde silah sıktı ve bundan bununla insanlar şehit oldu vesaire. Bunun üzerine bir takım alıntılar oldu. İşte gerçek gazeteci olsanız e, rejimin anlatısını kabul etmeyip e, bu konuyu e, sorgulardınız diyen Vedat Demir örneği. Yine işte Fatih Yaşlı işte bak işte gördün mü diyor İsmail Saymaz'ın e, şeyini alıntılamış. 15 Temmuz'un yıl dönümünde gösterime girdi. E, tamamen bir Fetullahçı çete prodüksiyonu falan diyor. Fatih Yaşlı akademisyen galiba ama devrimci bir faşisttir. E, geriye doğru bakın e, hem tweetlerine bakın. Demokratik e, şey zaten mesela demokrasiden falan bahsederken de sizin savunduğunuz demokrasi falan diye girer lafa bunlar. Yani e, demokrat değillerdir. Olmadıkları yani dem, e, demokrasiden dem vururken de böyle önün arkasına kelimeler koyarak söylerler. Oradan anlarsınız zaten. İyot gibi ortaya çıkarlar. Böyle bir arkadaş. Melek Çetinkaya bak oğlunu cezaevinden kurtardığı halde e, hala işte diyor ki öğrenci öğrenci anlayın artık diyor. Bir program yapalım sizinle. Siz sorun ben cevaplandırayım. Çağırdınız mı? Bu kadar kamuoyuna mal, mal olmuş bir isim. Halk TV ekranlarına Melek Çetinkaya'yı. Kemal Uçar konuları bilen bir avukat. İsmail Bey Orhanlı'da polisin bitişik atışla şehit edildiğini ve orada konuşlanmış kale, e, Kaleşlikovsullar tarafından hem halka hem askeri öğrencilere ateş edildiğini, Boğaziçi Köprüsü'nde Berat Kulun Yarab'ın müşteki ifadesini haberleştirme cesaretiniz var mı diye sormuş. Ve Adnan Yıldız, işte o Harbiyeli öğrencilerden biri, Mavi Otobüs'teki altı öğrenciden biri. Bir taş attık, koca duvar döküldü, taşta marifet yok, duvar çürük çıktı diyor. Ben, bana KJ'yi yazdıran da bu oldu. Adnan Yıldız'ı tanımam, diğer öğrencileri de tanımam bilmiyorum. Mavi Otobüs belgeselini de herkes gibi seyrettim, etkileyiciydi. Gazetecilerin sordukları soruları veya... Türkiye'deki medya mahallesinde sorulan soruları da görüyorum. Bu arkadaşların verdikleri cevapları da izliyorum ve karşılıklı olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Yaptığım bu. Bir taraftan yani birinden birine taraf değilim ama tarafım şu. O gün emir kulu olan erler, askerler bu konuda e, suçlanmayacak. Hele hele ağırlaştırılmış müebbetle falan yargılanmayacak isimlerdir. Bunu bilir bunu söylerim. Ortak söylemin bu olması da e, bana böyle bana bunu böyle söyletmiyor yani. Adnan Yıldız belgeselde şöyle tanıtılıyor. 15 Temmuz 2016'da 20 yaşındaydı. 6 ay Sincan cezaevinde kaldı. Sonrasında iki kez gözaltına alındı. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden 2018'de mezun oldu. Harbiyeden atıldıktan sonra orayı bitiriyor. Almanya'da eğitimine devam ediyor. Şu anda Almanya'da olduğunu anlıyoruz. İsmail Saymas'a cevap vermiş ve diyor ki... E Boğaziçi ve Orhanlı bölgelerinde ate ateş açanlardan bahsetmediğimizi söylemişsiniz bundan bizim bahsetmemize gerek yok. Çünkü ateş açan bazı öğrenciler mahkemede neden ve nasıl ateş ettiklerini söylediler. Yıllardır sizleri mahkemeye davet ettik. Gelmediniz, gelseydiniz görürdünüz demiş. Ve bir video yayınlamış. O videonun 28.48 saniyesinde öğrenciler sağ taraftan halkın arasına karışarak görüntüye giriyor diyor. Sağ üst köşeden kim olduğu belirsiz kişiler tarafından halka ve öğrencilere ateş açılıyor ve her iki grupta mevzileniyor demiş. Her iki grupta zaman içerisinde güvenli bir yere mevzilenince halk kendisini askerlerin yani öğrencilerin ateş ettiğini düşünüyor. Öğrenciler ise kendilerine adeta pusu kurulduğu için bunun bir terörist saldırı olarak değerlendiriyor. Çünkü askere yalnızca teröristler pusu kurar. Bu görüntüler yıllardır ortada dolanıyor. Eğer ben yeni gördüm diyorsanız size inanmak isterim. Daha önce gördüm ama ilgilenmedim diyorsanız durum vahim demiş. Başka bu konuda cevapları da var. Onları da ard arda sıralamış. Ama dediğim gibi işte bu konuların arka arkaya bakılması, irdelenmesi gerekiyor. Karşılıklı olarak bakacaksınız ve takip edeceksiniz. Gene Nedim Şener Hürriyet'te ihanet otobüsü, FETÖbüs demiş. FETÖbüsün yolcuları ve burada o belgeseldeki öğrencilerin isim isim cemaatçi öğrenciler olduklarını, işte bir takım sınavsız soruları çalarak falan bulundukları yere geldiklerini falan anlatmış. Orada çok kısa cevap vermiş Adnan Yıldız. Neyse ki mesela cevap verebilecek durumda yüzlercesi içeride bu tür şeylere cevap veremiyorlar. Diyor ki, harb okulu ve meslek yüksek okulu sınavlarında kuvvetli şüphe, şüpheli durumundaymışım, dur, durumundaymışım size göre. Böyle bir sınavın aslında olmadığını biliyor muydunuz? Çünkü harb okullarına üniversite sınavıyla girilir diyor. Deniz Asubay meslek yüksek okulu da bile şüpheliymişim. Benim asubaylık okullarına hiç başvurmadığımı yalnızca harb okullarına başvurduğumu biliyor muydunuz? Keşke başvuru formunda paylaşsaymışsınız filan demiş. Diğer cevapları da var. İşte Teknik hatalar var. Yani... İşte iki taraflı bakmak gerekiyor meseleye. Bakalım buna ne cevap verecekler? Veya bir cevapları var mı? Öyle bakmak gerekiyor. Yani birinden birine körü körüne inanıp veya belli bir ön yargıyla yürümek yerine cevapları karşılaştırıp hakikate ulaşmak gerekiyor. Yani insanlar gerçekten bu işi hakikat arayışından dolayı mı yapıyor yoksa davasına sadakatten dolayı mı yapıyor onu anlıyorsunuz. Ama bu cephe yani Türkiye'deki medya mahallesi davasına sadakatten yapıyor. Birazdan onu da tane tane 6 maddede analiz edeceğim. Bir başkası Tunç paylaşmış. Nedim Şener mavi otobüsteki e, gençleri suçlamak için hepsinin Deniz Harp, Kara Kara Harp, Deniz Jandarma Meslek Yüksekokulu sınavlarından şüpheli olduğunu yazmış. Böyle bir sınav yok. Yok. Bu okullara alımlar ÖSYM YDS ile olurdu. Ama 15 Temmuz sonrası kontrollü alımlar için bu sınav getirildi diyor. Bülent Keneş 6 çocuğa yenildiler demiş. Emre Uslu 15 Temmuz sonrasında bilinen AKP'li ailelerin çocuklarına özel askeri okul davetiyesi gittiğini iddia etmiş. Eser Karakaş mühim bir şey söylüyor. Aklı başında herkes artık 15 Temmuz'un yönetim tarafından önceden bilindiğini kabul ediyor. Zaten manzara çok açık. Peki o zaman yaşamlarını kaybeden 251 kişinin gerçek katilleri kim oluyor? İşte bu soruya cevap verildiğinde arkası çorap söküğü gibi gelecek. Bakın darbe girişimi araştırma komisyonu üyesi CHP'li Zeynel Emre MİT'e darbe ihbarı yapan binbaşı OK'yı OK darbe komisyonu dinlemesin diye Mit personeli yaptılar demiş. Böyle neler var neler. Böyle neler var neler. Şimdi ben bu neden böyle oluyor neden Türkiye'deki medya mahallesi bu konulara biraz ön yargılı düşmanca bakıyor onu anlatayım. 6 madde çıkardım başlıklarını çıkardım başlıklara bakarak konuşacağım ama gene irticalen spontane olarak o başlıklardan ne anladığımı size anlatacağım 6 başlıkta durumu şöyle özetliyorum birincisi şu karşınızda sizi anlamaya çalışan ortaya belgeli bir hakikat veya tanıklık çıktığında böyle bir şey konulduğunda düşüncelerini revize edecek ve bunu bir veri olarak gazetecilik kanallarında köşesinde televizyonda ne bileyim gazetedeki gazetede haber olarak eğer herhangi bir kurumsal medyada çalışmıyorsa Twitter'da değerlendirecek bir model yok. Birincisi bu yani sizi anlamaya çalışan sizin ortaya koyduğunuz verileri alıp değerlendirecek bir model yok karşınızda. Bu bir. İkincisi karşınızdakiler rejimin sadık bendeleri Suya sabuna dokunmayan kimi konularda zararsız muhalifimsi haberler yapıyorlar. Bundan dolayı da başlarına bir şey gelmiyor zaten. Erezyona uğramış bir tabirle tarif edeceğim. Yani operasyonel bir gazetecilik yapıyorlar. Ve kimi de tetikçilik yapıyor. Üç. Amaçları özenle ve ısrarla devletin kimi tezlerini payandalarla ayakta tutmak. Amaçları bu. En ufak bir sarsılım olunca da yaylım ateşe geçip e, konuyu kaynağından itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Mesela şu anda Mavi Otobüs belgeselinde 6 Harbiyeli öğrenciyi itibarsızlaştırmaya çalıştıkları gibi. Bunlar soruç olarak geldiler. Bunlar cemaatçi zaten. Bunlar halka ateş açan kadro. Yani bunlar e, bir şekilde emirle oraya getirilmiş olabilirler. Emir kulu olabilirler. Ama silahlıydılar ve açtıkları ateş sonucunda insanlar şehit oldu. Gene de bunları insanları şehit etmekten yargılamamız lazım. Yani böyle bir mantıkla yaklaşıyorlar. Ki böyle bir şey olmadığını zaten anlattı, anlatıyor dışarıya çıkabilen bir avuç harbiyeli. Burada bir parantez daha açayım. Onun için zaten özellikle cemaate dönük zulümde, insan hakkı ihlallerinde kimse bu insanlara, aileleriyle beraber milyonlara sahip, sahip çıkamaz durumda. Ondan dolayı da zaten yardım edeni de tutukluyorlar. Selam vereni de tutukluyorlar. Cezaevindeki işte FETÖ tutuklularına veya hükümlülerine yardım organize eden filan. işte cemaatin tekrar yapılanması, canlanması falan gibi operasyonlarla bir biçimde ihtiyaçlarını, cezaevindeki insanların dışarıdaki yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan insanları bile örgüte yardım yataklıktan alıyorlar. Neden? Çünkü kimse cemaatle ilgili bir hak ihlali, bir zulüm, bir e, insani bir şey. Bunun altını çizemesin diye. Öyle olduğu için de mesela yurt dışında da bu etkisini gösteriyor ve bir demokrasi paneli yapıyor gazeteciler ve adı cemaatle anılan isimleri oraya davet etmiyorlar. Niye? E gışma uğramamak için, bile Türkiye'ye dönüş biletini sağlam almak için. Yani bunlarla yan yana gelmeyelim. Türkiye'ye dönüş bileti bizim için önemli. Bir biçimde de rejimin söylemlerini falan falan İçimize sinmese de içimize sindirmek zorundayız. Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Özledik vatanı. Sürgündeyiz. Yetti artık falan. Bir kısmı itibariyle tamamını söylemiyorum. Ya Gökhan Açıkkoğlu'nun işkencede ölen öğretmen. Devlet, devletteki görevine iade edildiğini ve aklandığını belgesiyle ortaya koyan gazeteci Bülent Ceyhan'a gazetecilik ödülü verdiler. Sonra mahalle ayağa kalktı. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz diye ödülü geri aldılar ya. Bu kadar da utanmazlar yani. Neyse parantezi kapatalım. 4. Bundan sonraki maddeler bu tür süreçlerle ilgili pozitif maddeler. Bu tür süreçler bakmayın vicdan sahiplerini kızdırsa, öfkelendirse de bir soldur Çünkü perde gerisinde size iyi, yani size gülümseyen, DM'den selam çakan, bayramlarda bayramlaşan falan filan insanlar ister istemez bu tür süreçlerde ortaya çıkarlar. Gerçek düşüncelerini Tweet atarlar, anlatırlar. Bir yerde bir lafın arasında bir cümle kaçar ve bilinçaltı ortaya çıkar. İşte e, bu tür süreçler buna yarar. Ayrıca mahalle baskısı da çık konuş. Bak artık sen bu konuda bir şey söylemen lazım. İki tane tweet at falan dedirtir. Der bunlara ve onlar da ortaya çıkmak zorunda kalırlar. Renklerini belli ederler yani bu, bu kalemullar. Buna yarar. Bir diğer konu beşinci madde. Düzgün polemiğin tadından yenmez. Bazı konular mesela belgeselde 44 dakikalık belgeselde bir şeyleri anlatırsınız ama sonrasında bir polemik çıkar. Birileri soru sorar ona cevap verirsiniz falan. Belgeselde konuşulmayan bambaşka şeyler konuşulmaya başlanır ve bu belgeseli güçlendirir. İşin böyle de bir artısı vardır. Ve bu bir vesiledir. Yani hem kendinizi anlatmanız için vesiledir. Mesela Adnan Yıldız kendini anlatmış gazetecilerin saldırıları karşısında. Belgeselde bu kadar anlatamazdı yani. Ve yine hiçbir zaman unutmayın çoğu zaman daha doğrusu köşeye sıkıştırmaya çalışanlar bu tür polemiklerde köşeye sıkıştırmaya çalışanlara bu olay yaramaz. Sıkıştırılmaya çalışanların yıldızını parlatır. Haliyle Mavi Otobüs belgeselinde ortaya ne çıktıysa 1 milyona yürüyor şu anda izlenme. Bu sıkıştırmaya çalışmalar bu, köşe, bu atılan sorular vesaireler veya itibarsızlaştırma çalışmaları onların yıldızını parlatıyor. Bir de şu var tabi eski bir laftır işte müsaademeyi efkardan barikayı hakikat doğar ya da çevirelim barikayı hakikat müsaademeyi efkardan doğar neyse. Yani hakikatin ışığı fikirlerin çarpışmasından çıkar fikirlerin açık ve net tartışılmasıyla hakikat güneşi doğar. İşte bu tür polemikler bunu da besler. Son altıncı maddem de şu. Bu cephe bu diyen cephe, bu umutsuz, sağa sola saldıran, tetikçi, operasyonel cephe... ...gerçekler ortaya çıkınca inşa ettiği kulelerin çökeceğini görüyor. İktidar gibi bir durumda, yani bir anlamda saray gibi bir durumda, panikliyor. Bugüne kadar anlattıkları yalanların bir anlamda kölesi durumundalar. Çünkü tıpkı iktidar gibi bulundukları mevziyi kaybederlerse kendileri de bitecek. Ve bir daha olmayacaklar. Ondan bastırıyorlar. Bastırdıkça da iktidar gibi batıyorlar. Yani... Bunların verdikleri bir tür e, ölüm kalım savaşı. Bu altın maddenin dışında bunlardan bağımsız olarak bir şey daha söyleyeyim. Özellikle cemaat yapılanması veya cemaate gönül vermiş kadrolar veya ismi cemaatle alınanlar açı, e, anılanlar açısından. İtikadi bir mesal, e, misal vereceğim daha iyi anlaşılsın diye. Siz bu insanlara, bu operasyonel kadrolara ve bunların etkisi altındaki insanlara... Bir kapıyı açıp cenneti ve cehennemi gösterseniz de imana gelmezler. İtikadi bir e, misal vereceğim daha iyi anlaşılsın dememi, dememin nedeni buydu. Neden? Bunu sen gösterdiğin için, bu kapıyı sen açtığın için, cenneti cehennemi bana sen gösterdiğin için, biliyorum ki o doğrudur ama sen yaptığın için hayır ben inanmıyorum derler. Tıpkı 17 Aralık, 17-25 Aralık'a itibar etmedikleri gibi. Neden? Çünkü siz e, iktidarla birbirinize düştünüz, o güne kadar ortaya dökmediğiniz 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını veya işte belgelerini köşeye sıkışınca dershane tartışmasında köşeye sıkışınca boca ettiniz ortalığa. Belgeler doğruydu ama biz bu işin bu kavganın bir parçası olmak istemedik dediler. Halk da buna itibar etmedi sonraki seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiler. Oy verdi dediler. Kulağa şey geliyor değil mi mantıklı. Şimdi ben size tersten çakayım. Sedat Peker, bir yıldır bir takım iddiaları var değil mi? Ve söylediği çoğu şey de doğru. Peki Sedat Peker, bir e, aydınlanma savaşı mı veriyor? Bir kurtarıcı mı? Bir temiz toplum mücadelesi mi veriyor? Hayır, bunu kendisi zaten 40 kere söyledi ve yazdı. Çocuğuna yaptıkları için, eşine yaptıkları için, kuyruk acısı olduğu için... Süleyman Soylu mücadele ediyor. Berat Albayrak'la mücadele ediyor. Tayyip Erdoğan'la mücadele ediyor ve pozisyonunu sağlam almaya çalışıyor. Bir takım şantaj dosyalarını, bildiği şeyleri anlatıyor. Ucunu gösteriyor. Arkası da gelecek diyor. Bak ben kurtarıcı falan değilim. Benden bir temiz toplum savaşçısı beklemeyin. Ben sadece kendi davam için bu işi yapıyorum diyor. Bir yere kadar getirecek ve ondan sonra da zaten bildiği çoğu şeyi de belki anlatmadan kendisiyle beraber mezara gidecek. Şimdi gazeteciler veya bu cephe Sedat Peker'le ilgileniyor mu? İlgileniyor. Ortaya attığı iddialarla ilgileniyor mu? Evet. Takip ediyor mu? Evet. İşte Sezgin Baran Korkmaz falan. Onunla daha popüler olmadı mı? Kutlu Adalı cinayeti vesaire. Halil Falyalı olayı. Öldürüldü adam. Kaset arşivi meselesinden dolayı. Siz orada diyor musunuz ki ya bu işte Sedat Peker'le Berat Albayrak'ın savaşı. Bunların kendi işte şeyinden tokuşmasından bize ne yani filan. Demiyorsunuz ortaya konulan iddiaların ve ortaya konulan belgelerin veya kasetlerin, videoların neyse verilerin gerçekliğini sorguluyorsunuz ve onun üzerinden bir şey götürüyorsunuz. Bu adam kendi istikbal savaşını veriyor. Kuyruk acısı var. Eşinden kızından dolayı falan deyip 17-25'e yaptığınız gibi oraya yapmıyorsunuz. Gördünüz mü? Nasıl bir çifte standart ve iki içerisindesiniz? Bu iş böyle dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın sizin ortaya koyduğunuz şeyi mavi otobüste yapsanız 10 tane mavi otobüs belgeseli de çekseniz böyle bakacaklar ee, bunlar açısından öyle bir e, bırak yeşil ışığı sarı ışık falan bile beklemeyin çünkü 6 maddede özetledim karşınızda devletin e, medyadaki unsurları var devletin e, kamu yapıcı kamuoyu yapıcı kamuoyu oluşturucu unsurları var. Böyle bakın diyor ve e, buradan özellikle son e, popüler konuyla da bitireceğim. Bir önceki yayında bahsettim. Çok da fazla detaya girmeyeceğim ama sadece e, taşları yerli yerine oturun oturtun diye ekrana getirdim. Neydi konumuz? ...İsmail, e, İsmail Ağa cemaatinde bir liderlik krizi var. Cübbeli Ahmet Hoca e, Ahmet Mahmut Ünlü tam ismi e, ...liderliğe soyunmuş. E, o arada Mahmut Usta Osmanoğlu'nun geçenlerde vefat etti cemaatin şeyhi yeğeni Saadettin Usta Osmanoğlu... ...erkeksen şeyhliğini açıkla kasetlerini patlatalım diyor. Şimdi burada iki üç şey ortaya çıktı. Bir, özellikle bu İslami yapıların nasıl böyle ahlaksız işler tuttuğunu ortaya göstermesi açısından ibretlik. İki, birbirleri hakkında işte şantaj belgesi, verisi falan dökümanı alt alta koymuşlar. Üç... Şeyh pozisyonunda veya işte şeyh adayları pozisyonundaki biri bir takım kadınlar veya kızlar yurt dışından getirterek onlarla da geçici nikahlar kıyarak iş tutmuş. Ee, bunu görüntüleyenler de bugüne kadar ağzını açmamış, sesini çıkartmamış. Ee, şimdi Cübbeli Ahmet tekrar popüler olunca Yıllar önce gündeme gelen bu kaşetleri tekrar gündeme getirmiş ki yıllar önce nasıl gündeme geldiğini ben bir önceki yayında anlatmıştım. Ekrem Dumanlı anlatıyor tr 24'teki yayında bu taraflar tarafından da yalanlanmadı. Fatih Altaylı'ya geliyor bu kaşet. Cübbeli Ahmet de yıllar önce Cübbeli Ahmet de Fatih Altaylı'yı arıyor. Yayınlayacağım mı yayınlamayacaksın mı diye sormadan önce e, yani işte şuram görünüyor mu buram görünüyor mu diye soruyor. Ve o Fatih Altaylı da bunu gene Ekrem Dumanlı'ya söylüyor o zaman yıllar önce. Bu diyor cemaat içi mesele. Yani İsmail Ağa içerisinde birileri çekmiş Cübbeli Ahmet'i e, işte zayıflatmaya çalışıyor. Veya onun ayağını kaydırmaya çalışıyor. Onu bitirmeye çalışıyor. Zaten kimlerin çektiği ve nasıl olduğu da ortaya çıktı. Yıllar önce bu kaset ortaya çıkmıştı. Görüntüler internete düşmüştü. Yıllar yıllar önce hangi yıl olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Şimdi bunun faili ortaya çıktı esasen. Yani bu yeni bir şey değil. Ama ne oluyor? Ama şu, 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 oluyor. Oda TV bir haber yapıyor ve Cübbeli Ahmet'e yönelik kaset iddiasının altında FETÖ çıktı diyor. Ya bu olay... Anlattım. Bu olay bir cemaat içi mesele. Birbirlerine kasetini çekmişler ve birbirlerine şantaj unsuru olarak kendi yani bir liderlik yarışında ayağını kaydırmak için falan kullanıyorlar. Ama dikkatinizi çekerim. Unsurlara bakın devletin içindeki Oda TV ekibi ve İsmail Ağa'da Cübbeli Ahmet. Oda TV cübbeli Ahmet'e koltuk yani koltuk değnekli yapıyor, sahip çıkıyor. Düştüğünde onu kurtarmaya çalışıyor ve bildik hikayeyle. Bu bir FETÖ kumpası. Bu bir FETÖ işi. Evet. Sadece bu hadiseyi hem güncel olduğu için hem de olayları okurken çapraz Karşılıklı okuyun. Karşılıklı okumaya çalışın. Bunu anlatmak için getirdim. Bir taş attık. Koca duvar döküldü. Başlıklı yayını Böylelikle noktalayalım mı? Noktalayalım. Bir sonraki yayında. Çarşamba manşet yok. Perde arkası olacak Erhan Başrüt'le. Monster ekranlarında. Perşembe. Buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.